asır içerisinde bu kadar yıkıcı bir etkisi olan deprem felaketiyle karşı karşıya kalmamıştım. Tabii ki 6 Şubat itibariyle böyle bir duruma maruz kaldık. Ben öncelikli olarak bu yaşanmış olan afette, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hepsini Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Bugün bir araya gelmemizin temel sebebi Münyan-Akkuş-Niksar yolu arkadaşlar. Malumunuz olduğu üzere Münyan-Akkuş-Niksar yolumuz 30 Eylül tarihi itibariyle ihale edilmiş ve sonrasında da ihaleye katılmış olan 27 tane firmamızın isteklilerin ihale sürecinin sonuçlanması ile ilgili zaman başlamıştı. Bugün gelmiş olduğumuz noktada arkadaşlar Münyan-Akkuş-Niksar yoluyla ilgili son noktaya gelmiş olduk. İhalemiz sonuçlanmış oldu. Sözleşme imzalandı. Doğan İnşaat Büyükler Şirketi arkadaşlar Münyan-Akkuş-Niksar yolumuzun yapımı ile ilgili süreci üstlendiler. Tabii ki bölge müdürlüğümüz yer teslimini de gerçekleştirdi. Şu an Münyan-Akkuş-Niksar yolumuzla ilgili hem sözleşmesi yapılmış hem de yer teslimi aynı şekilde arkadaşlar alan firmaya yapılmış olan bir durum söz konusu. Ben tabii ki Doğan İnşaat'ın yetkilisi şantiye şefi arkadaşımızla da görüştüm. Bundan sonraki süreçte yapacağımız işlemlerde karayolları tarafından kendilerine bir alan gösterilmek suretiyle orada bir şantiye kuracaklar, bir yaşam alanı kuracaklar. Tabii ki bu yaşam alanında insanların barınma ihtiyaçlarından tutun da kalacakları yerler, yiyecekleri yerler, çalışma alanları ve taşıyacakları malzemelerle ilgili alanı oluşturan önemli bir konu. Bölge müdürlüğümüz onlara birkaç tane alternatif şu anda iletmiş. Arkadaşımız da bu hafta ve geçen hafta itibariyle de aynı şekilde bölgeyi inceledi. Bu hafta da yine inceleyeceğini söylediler. En kısa süre içerisinde inşallah daha önce de bahsetmiş olduğumuz şekliyle Münyan-Akkuş-Niksar yolumuzun artık şantiyesinin kurulması ile ilgili sürece gelmiş bulunuyoruz. Şantiyenin kurulması ile birlikte kazma bulunmak suretiyle inşallah yollardaki genişletme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Toplam işin bitiş süresi 600 gün ama 2 yıl gibi bir süre diyelim inşallah tamamlanacak. Yapmış olduğumuz görüşmede ihaleyi alan Doğan İnşaat'ın yetkililerinin de hayli istekli olduğunu görmüş olduk. Tabii ki coğrafi koşullar, iklim şartları önemli. Bir taraf kış, bir taraf yaz. O yüzden yazın ağırlıklı olarak aşağı bölgelerde, kışın da ağırlıklı olarak yukarı bölgelerde çalışmalarına hız vereceklerini ifade ettiler. Şöyle yaklaşık 1 milyar lira civarında bir bedelle burası ihale edilmişti. Orası da 650-700 milyon lira civarında bir ihale sürecini arkadaşlarımız üstlenerek aldılar ama 2023 güncellemeleri ve pozların tekrardan değişimiyle ilgili süreç söz konusu. Yeni değerlerin artışını da arkadaşlarımız alacaklardır muhakkak. Diğer taraftan da oradaki yollarda esas olan arkadaşlar 11 metre civarında bir genişliğe oranın ev sahipliği yapması. Tabii ki özellikle beldelerde olan kısımlarda da belde içinden geçen yerlerde de çift şeritli yolların olacağını, orada dönemeçlerin, kavislerin elinden geldiği kadar işte kırılacağını ben ifade etmek isterim. 69 kilometre BSK dediğimiz bütünlü sıcak karışım en güzel şekilde asfaltlanmak suretiyle inşallah 3 sene kadar bağlanmış olacak. Burada...